Evet, tabii öyle bir şu anda süreçten geçiyoruz ki Süleyha Hocam, zor bir süreçten geçiyoruz. Çok zor geçiyoruz. Bir süreç. Çok Dünya zor. Olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Evet, ülkemize geç geldi koronavirüs ama tedbirler alınarak geldi. Evet, şu süreçte koronavirüsünün gündemde olduğu ve evlerimizden çıkmadığımız, bilakis 65 yaş üstü hastalarımıza, kanser hastalarımız. Neler yapacaklar? Onlar nasıl dikkat edecekler kendilerine? Evet. Öncelikle kanser hastalığı çok önemli bir hastalıktır. Evet. Tedavi edilmesi olmazsa olmaz bir hastalıktır. Yani tedavisini bugün yapmayayım, diğer günlere öteleyeyim diyebileceğimiz bir hastalık değildir. Hastalığın teşhisi konduğu zaman tedavisinin mutlaka yapılması gerekir. Evet. Ama bu tedaviyi yaparken de hastaları en sağlıklı şartlarda tedavi etmemiz gerekmektedir. Öncelikle kanser hastalığı nedeniyle radyoterapi gören hastalarımız tedavilerine devam etmeleri gerekmektedir. Bu kanser hastalığının oluşabilecek tümörün ilerlemesini, kötüleşmesini engellemek için yapılan bir tedavidir ve mutlaka bizim kanser hastalığında radyoterapiyi durdurmamamız gerekiyor, tedaviye devam etmemiz gerekiyor. Şimdi hastalarımız nelere dikkat edecek? Öncelikle riskli grupta olan hastalar, 65 yaş ve üzerinde olan hastalar, bizlerin doktor gözetiminde kişi tedaviye başlamışsa bu kişilere biz resmi yazı yazıyoruz tedaviye devam etmeleriyle ilgili. Onları çok fazla tedavi sırasında burada çok fazla bekletmeden hızlıca tedavilerini olup evlerine sevk etmeye çalışıyoruz. Kişi evden çıktıktan sonra mutlaka maske ve eldiven kullanması zorunludur. Evet. Maske kullanmasının sebebi kişi koronayla enfekte değildir ama çevresinde olmuş olabilecek koronavirüsle ilgili risk altındadır. Maske takması zorunludur. Eldiven takması zorunludur. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını istiyoruz. Özel araçla gidip gelmelerini istiyoruz. Tedavi sırasında da zaten kontrollerini yapıyoruz hastalarımızın. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tedaviye başlamamış olan hastalar, tedavinin teşhisi yani hastalığın teşhisi konduktan sonraki hastalarla ilgili yapılan tedavileri bizler hekimler olarak en doğrusunu planlamaya çalışıyoruz. Evet. Hasta için hangisi sağlıklıysa onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Hastanın ulaşım koşulları nelerdir, sosyo-kültürel durumu nedir, risk var mıdır, yaşıyla ilgili bunları hepsini göze alarak hastalığının tedavisini planlamaktayız. Ve bu tedavi planına göre de hastalarımız düzenli bir şekilde tedavilerine gelip tedavilerine olup gitmektedirler. Bizler de ben röportaj sırasında şu an maskemi takmadım. Evet. Ama buraya gelmeden önce ben de elimden geldiğince buraya gelirken mümkün olduğunca ellerime dikkat ediyorum. Maskemi mutlaka dışarıda kullanıyorum. Buraya geldiğim zaman da maskemi kullanmaya çalışıyorum. Ellerimi mutlaka yıkıyorum, dezenfekte ediyorum. Bütün bizim hastanemizde çalışan Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümünün bütün ekipmanları, özellikle teknikerlerimiz çok dikkatli bir şekilde hastalarına enfekte etmeyecek şekilde çok güzel bir şekilde hastaları tedaviye almaktadırlar. Her hasta girip çıktıktan sonra işte gerekli temizliklerini yapıyoruz. Teknikerlerimiz gerekli hijyenini zaten sağlıyorlar. Korumalarını üzerine koruyucularını alıyorlar. Ve hastalarımızı düzenli bir şekilde dikkatli bir şekilde tedaviye almaktayız diyebilirim. Evet hocam, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben size. Teşekkür ederim. Sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu hassas süreçte o kadar dikkatli çalışıyorsunuz ki. Elimizden geldiğince hastaların
en iyi tedavi almaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Hastalarımız da bundan emin olsun. Evet. Bunu yaparken de biz de kendimizi mutlaka korumaya almamız gerekmektedir. Ve tedaviye yeni başlayacak kanser hastaları ile ilgili de yine altını mutlaka çizmek istiyorum. Hastaların hangi tedavi şeklini, hangi tedavi süresinde daha sağlıklı tedavi alacağına titizlikle dikkat ediyoruz ve ona göre kararlar verip tedavisini planlıyoruz. Hastaları o şekilde tedavileri alıp başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz diyebilirim. Konuşmanızın arasında o kadar önemli bir hassas bir nokta vardı ki hocam. Şartlar ne olursa olsun, evet, kanser tedavisi alan hastalarımızın asla gününü geçirmeden tedavilerini yapmak ve almak zorundalar dediniz. Kesinlikle. Çünkü o bizim kanser, bizim en büyük düşmanımız. Evet. O düşmanla savaşmak zorundayız. Bu savaşırken de çevresel faktörleri de hastaya zarar verecek çevresel faktörleri de en minimuma indirip en doğru, en düzgün, en sağlıklı tedaviyi vermek bizim en büyük amacımız. Bunu söyleyebilirim. Evet, şu anda dünya koronavirüsüyle savaşırken diğer tarafta kanser hastaları da hem koronavirüsünden kendilerini korumak zorundalar. Kesinlikle. Ve tedavilerine de devam etmek zorundalar. Tedavileri bittikten sonra neler yapacaklar hocam? Tedavileri bittikten sonra da bizim çağırdığımız kontrol sürelerinde kontrollerine gelecekler ve bu kontrollerinde de gerekli olan tetkikleri yaptıracağız. Tedavinin başarısının yüzde kaç olduğunu, hangi boyutta olduğumuz, nerede olduğumuzla ilgili de hastayı yönlendireceğiz, bilgilendirecek. Ek tedaviye ihtiyaç varsa o ek tedavi için de yönlendireceğiz. Kesinlikle bütün hastalar içleri rahat olsun. Elimizden geldiğince onlara en iyi tedaviyi yapmaya, en sağlıklı tedaviyi yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim diyebilirim size. Züleyha Hocam, tabii şu anda birçok kesim evinde. Evet. Evde kal Türkiye diyoruz. Evet. Ama bu hastalarımız da tedavi almak zorundalar. Aynen. Tedavilerini aldıktan sonra tekrar evlerine dönüyorlar. Hani böyle sağlıklı insanlar evlerinde artık can sıkıntısı, biraz stres, ne yapacağımızı bilmez bir haldeyken, peki hastalarımıza önerileriniz olacak mı? Bütün Türkiye aslında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Hepimiz, küçükler de, büyükler de, yaşlılar da, hepimiz, yani böyle bir puzzle gibi düşünün. Yani hepimiz birbirimizin parçasıyız. Herkes görevini yerine getirecek. Hepimiz görevimizi yerine getirirsek, hijyen kurallarına dikkat edersek, nerede durmamız gerektiğini bilirsek zaten bu koronavirüsle savaşmamız çok daha hızlı olur. Daha güzel başarılar elde ederiz. Bunlar sağlıklı insanların yapması gereken, hasta olan insanlar da, tedavi gören insanlar da yine enfeksiyon riski olan bölgelerden kendilerini koruyacak şekilde, tabii ki sosyal şartlarını, evet, bilemeyiz ama en sosyal şartları en uygun hale getirecek şekilde ailesi onu uygun bir yere izole etmesi gerekmektedir. Ve düzgün beslenmesi gerekir. Sağlıklı beslenmesi gerekir. Direncinin düşmemesi gerekir kişinin. Moralini yüksek tutması gerekir. Bir de şunu düşünelim. Bu geçici bir süreç. Evet. Hastalık içinde geçici bir süreç. Virüs içinde geçici bir süreç. Bunu atlatacağız. Ama hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. İnanın bana. Evet. Hastalarda, sağlıklılarda hepimiz birbirimize bir şey olmasın diye uğraşıyoruz. İçleri rahat olsun gerçekten. Bu süreyi geçirdikten sonra zaten kontrollerimizi de hastalarımız adına takiplerini de doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ama bu süreçte de içleri rahat olsun, elimizden geldiğince en iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet, gerçekten elimizden gelenin çok çok fazlasını yaptığımızı bizler biliyoruz. Evet. Tüm Türkiye biliyor, tüm, evet, dünya biliyor. Çünkü sağlık çalışanları olmasa bugün bu koronavirüsüyle
gerçekten de savaşamazdık. Evet, belki evet. bu kadar başarılı olamazdık. Bunun gerçekten hocam %80'i sizlerin sayesinde, sağlıkçıların sayesinde. Elimizden geldiğince her branşın hekimi çok değerli. Evet. Her branşın çalışanı çok önemli. Yani bütün ekip sağlık çalışanları hemşiresinden personeline, hekimine, başhekimine bütün hepimiz birbirimizle resmen seferber olmuşuz. Evet ve birbirimizle koordine bir şekilde çalışıyoruz. Hepsi çok çalışıyorlar. Evet. İnşallah yolumuz açık olsun. En yakın zamanda düzlüğe çıkalım diye istiyorum. En büyük temennim bu. Bunu samimiyetle söylüyorum size.